Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte yerleşme ve seyahat özgürlüğüne bakacağız. Şimdiye kadar yerleşmeleri işledik, göçleri işledik, nüfusu işledik. Bir de şimdi özgürlük ve hak kısmımıza bakalım. Yerleşme dediğimiz şey insanların konut adını verdiğimiz yerlere geçici de olabilir, sürekli de olabilir, dağınık da olabilir, toplu da olabilir. Yaşamlarını sürdürmek için bulundukları yerlere biz yerleşme diyoruz. Seyahat dediğimiz şey ise İnsanların eğlenmek için, gezmek için, farklı yerler keşfetmek için yaptıkları yolculuklara da seyahat diyoruz. Anayasamızda da bizim yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz var. Anayasada yetmemiş, uluslararası alanda da insan hakları evrensel bildirgesinde de herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır diye bir madde eklenmiş. Yani bizim yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz uluslararası bir bildirgeyle de garanti altına ve koruma altına alınmıştır. Anayasamız ne demiş? Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir demiş. Yani hem uluslararası bir belgem var hem de ulusal bir belgem var. Peki bazı zamanlarda bazı şeyler yasaklanabilir mi? Evet arkadaşlar. Vatandaşlık görevini yapmadıysan, hakkında ceza soruşturması varsa, yani büyük bir konuda suçun varsa yurt dışına çıkman yasaklanabilir. Ancak hiçbir ülke vatandaşını zorla sınır dışı edemez. Yurda girme hakkından men edemez arkadaşlar. Yerleşme özgürlüğü bazı durumlarda kısıtlanır. Suç işlenmesini önlemek için, sosyal ekonomik gelişmeyi sağlamak için, düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek için, kamu mallarını korumak için yerleşme özgürlüğümüz kısıtlanabilir. Bazen de seyahat özgürlüğümüz kısıtlanıyor arkadaşlar. Suç soruşturmasını yapmak, suçun işlenmesini önlemek için. Buraya yazmamışız ama son zamanlarda biliyorsunuz karantinadan dolayı seyahat özgürlüğümüz ne oldu? Kısıtlandı. Yani kamu yararı için yine özgürlüklerimiz bazen kısıtlanabilir mi? Evet. Arkadaşlar devletin hazinesine yani devlete ait olan biz ortak halka ait olan arazilere yerleşme yapılamaz. Tamam? Milli parklara, koruma altında olan yerlere yerleşim yapılamaz. Ancak seyahat edilebilir. Yani buralara gidip gezebilirsiniz. Sit alanları, devlet doğal ve tarihi yerleri korumak için bazı sit alanları oluşturur. Mesela Çanakkale Şehitliği bunlardan birisi. Bu bölgeye yerleşim yapamazsınız. Ama seyahat edebiliyor muyuz? Evet. Yerleşme yapılamayacak yerlerden bir diğeri sağlıklı düzeni ve doğayı korumak için de her yere yerleşim yapılmasına izin verilmeyebilir. Yani yerleşme hakkımız da bazen kısıtlanabilir arkadaşlar. Yani imara açık olmayan yerde mesela Balıkesir'e gidiyoruz biz her sene. Bazı bölgeler zeytinlik bölgesi. Orada ağaçları kesip yapamazsın. Devlet buna izin vermiyor. Onun gibi düşünelim. Yerleşme yapılamayacak yerlerden bir diğeri de orman ve tarım alanları. Bu bölgede yerleşim yapılmıyor. Devlet buraları koruyor arkadaşlar. Sen istersen sat, üzerine toprak yapacağım de devlet buna izin vermiyor. O evi yıkıyorlar mesela. Askeri güvenlik bölgelerine yerleşim yapılamaz arkadaşlar. Bunu birçok yerde görmüşsünüzdür. Askeri güvenlik merkezi, güvenlik bölgesi giriş yapılamaz diye. Özel arazilere, başkasına ait olan, çevresi sarılmış arazilere giriş yapılamaz. Terör, savaş gibi olağanüstü durumlarda devlet vatandaşlarını korumak için ne yapıyor? Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor. Sadece terör ve savaş değil, bakın sağlık alanında da bunu yaptılar mecburen. Heyelan bölgesi, bakın burası bir heyelan bölgesi. Nasıl kaymış? Buraya yerleşim yapamazsın. Çünkü can güvenliğin yok, değil mi? Karantina bölgelerine, bakın buraya yazmışız. Salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla, bu koronada çok oldu bu, seyahat özgürlüğümüz kısıtlanabilir. Şimdi soru cevap kısmımıza geçelim. Hazine arazisine yerleşmek, yerleşme seyahat hakkımıza uygun bir hareket değildir. Evet, hazine arazisine yerleşemeyiz arkadaşlar. Doğru yani, pardon. Gelibolu Milli Parkı'na seyahat etmemiz sınırlandırılabilir. Arkadaşlar seyahat hakkımız sınırlandırılmaz ama yerleşim hakkımız sınırlandırılabilir mi? Evet.
Kendi arazimiz olduktan sonra istediğimiz gibi ev yapabiliriz. Öyle kurallar yok. Bazı şartları var arkadaşlar bunların. Kendi arazimiz diye çat diye yapamayacağız değil mi? Bunların bazı şartları da var. Mesela orası yeşillik alan diye görünüyorsa, koruma alanı olarak görünüyorsa yapamayız. Yani o yüzden bu yanlış arkadaşlar. Bir sonraki. Sağlıklı ve düzenli yerleşme için devlet yerleşme hakkımızı sınırlandırabilir mi? Evet. Yurt dışına çıkış hiçbir şekilde sınırlandırılamaz. Hayır, bazı durumlarda ne yapılıyordu? Sınırlandırılabiliyordu. Suç soruşturman varsa, kovuşturman varsa. Sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme ya da seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez? Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak. Neyse, devam edelim. Kamu mallarını korumak. Suç işlenmesini engellemek. Evet. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak. Bu üçü için seyahatimiz kısıtlanabilir ama ekonomide üretim tüketim dengesini korumak diye bir şey yok arkadaşlar. Üçüncü ünitemiz burada bitiyor. Bazı videolar yükleyeceğim. Onları da izlersiniz. Tanıtım videoları da olacak. Soruları da ekleyeceğim. Bunları mutlaka çözerseniz üçüncü ünitemiz sizlerle birlikte tam olarak işlenmiş ve oturmuş olacak. Görüşmek üzere.